TYT Türkçe'de dil bilgisini bitirmek için bir kamp başlattık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kampımız harika gidiyor ve bugün artık yazım kurallarının 3. bölümündeyiz, 3. günündeyiz. Ve yazım kurallarını K artı K tekniğimizle işlemeye ve hafızalarımızdan asla ama asla çıkarmamaya devam ediyoruz. Bugün nefis bir ders işleyeceğiz ve yine iki video gelecek. Ne yapacağız? Sayı gruplarında kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Kural 32'deyiz artık ve kitaplarımız kaçı gösteriyor? Kitaplarımız artık 25'i gösteriyor. Çok iyi gidiyoruz. Mükemmel bir derse hazırsanız kemerlerinizi bağlayınız. Çünkü yine materyalli, coşkulu bir ders sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, önce bir şöyle materyalim elimde ve size sormak isterim. Günün sorusunu aslında bazen Dersin girişinde de soracağım. Bir tane burada geliyor ama bunun cevabını vereceğim. Hindistan cevizini konuşmuştuk çünkü. Hindistan cevizi nasıl yazılır? Siz artık biliyorsunuz ama burada da ben şöyle bir kartike tekniğini çalıştırarak göstermek istiyorum. Bu ceviz Hindistan mı? Hayır. Ceviz mi? Evet. Kelimelerden iki anlamını kaybetti. ikincisi koruyor. Ayrı yazıyorsunuz. Hindistan'ın H'si de büyük yazılıyor. Yine Brüksel lahanası, İngiliz anahtarı değil mi? Buna benzer örneklerden. Hollanda ineği dediğimde buna benzer örneklerden daha önce defalarca soruda gelmiştir diyoruz. Ve Hindistan cevizini dediğimiz gibi ayrı yazıyoruz. Bununla ilgili bir Reels yapmıştım. Yine bununla birçok şey yaptım. Aklınızda da iyice kalsın diye o Reels'ıma da bakabilirsiniz. Ve günün sorusu bugün böyle ortalar başta gelsin. Ortada bazen gelebilir. Bir de sonunda gelebilir aklımızda iyice kalsın istiyorum evet bazen de bitişik ya da ayrı yazımların yanı sıra kelimelerin yazımlarını sevmez sormayı seviyor sevme Avokado nasıl yazılır diyorum. Avokado, avokado diyorlar. Hangisi doğru? Avokado mu? Avokado mu? Yoksa siz farklı mı biliyorsunuz? Nasıl yazılır? Gelsin cevaplar diyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. 25 açılsın. Şimdi bir önceki dersimizde biliyorsunuz ki ikilemeleri konuşmuştuk. Çok detaylı konuştuk. Artık burada da ne istiyorum sizden? Sayı gruplarını istiyorum arkadaşlar. Sayı grupları gelsin bakalım. Evet ne diyoruz? Şimdi bütün sayı grupları ayrı yazılır dedik ama burada bir istisnai durumum da var. Çünkü bizim K artı K tekniğimize göre kaynaşıp yeni anlam oluştururlarsa bitişik yazılacaklar. Yeni anlam oluşturmadıkları takdirde ayrı yazılmaya devam edecekler. Tamam mı? Hadi bir bakalım. Şimdi 1923'te kuruldu Cumhuriyet diyorum. Ve burada şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Siz sadece sayıdan bahsettiniz. Bakın bin sayısı, 9 rakamı, 100 sayısı değil mi? Yeni bir anlam oluşturmadınız. Kural birden yazdınız ve dediniz ki evet biz bunu kural birden yazdık ve ayrı Yazdı, ayrı yazdık dediniz yine bin birinci kalemi de ürettik derken bin sayısı ve bir rakamından başka bir anlam oluşturduk mu burada hayır oluşturmadık o zaman diyoruz ki evet burada yeni bir anlam yine yoktur yine kural bir devrede kural bir nefis bir şekilde çalışıyor ve diyoruz ki evet ayrı yazıyoruz ekmeğin ikide biri senin olsun nefis bir örnek değil mi? İşte bu parçada bu bağlamdaki ikide bir artık ayrı yazılır ama biraz sonra geldiğimizde o farklılıkları göreceksiniz. Ekmeğin 2'de biri senin olsun derken iki parçada bir parçasından bahsediyorum artık arkadaşlar. 2'de biri iki parçasından bir parçası var mı yeni anlam? Yeni anlam yok. Yine kural bir devrede ve ayrı yazılmış oluyor. Peki 72 misketim var dedim. 70 sayısı ve iki rakamından başka bir anlam oluşturdum mu? Siz söyler misiniz lütfen? Hayır oluşturmadım. Sadece 70 sayısı ve 2 rakamından bahsediyorum. Var mı yeni anlam? Hayır yok. O halde nasıl yazarsınız? Ayrı yazarsınız ve yine nereden yazarsınız? kural birden yazarsınız diyorum arkadaşlar birebir hücrede kalıyor mükemmel bir örnek Çünkü birebir kelimesi çoğu zaman karıştırılıyor öğrenciler tarafından O yüzden ben de böyle fazla fazla örnek ver vermek istiyorum bağlamları değiştire ne konuşmak istiyorum birebir hücrede kalıyor derken artık bir metreye bir metreden bahsediyorum bakın bire bir. bir metreye bir metre var mı yeni anlam Hayır yok O halde nasıl yazıyorsunuz ayrı yazıyorsunuz arkadaşlar birebir hücrede kalıyor derken... Yine kural biri konuşmuş olduk. Peki istisnai örnekleri işte Aynı kelimeleri bağlamlara değiştiği takdirde nasıl yazıyoruz? Bunu göreceksiniz biraz sonra. Bağlam bu kadar önemli arkadaşlar. Bağlamdan kaparsanız ne diyoruz? Yandı gülüm keten elva diyoruz. Bağlam bağlam bağlam. Türkçe bağlam üzerine oturmuş bir dildir. Bunu sakın ama sakın unutmayın olur mu? Bu söylediğim sizin aklınızda kaldığı takdirde zaten yanlış yapmayacaksınız arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. Bin bir türlü derdi vardı diyoruz. Şimdi bakalım hemen bir çalıştıralım k artı k'yi. Bin bir derken elim bir k artı k var mı? Var. İki tane kelimem var. Peki ben burada bin sayısından bahsettim. Hayır. Bir rakamından bahsettim. Hayır. Ben burada artık çok fazla derdi var. O kadar derdi var ki derdi dağları aşmış gibi bir anlam oluşturuyorum. Biraz da mübalağa yapıyorum sanırım. Dolayısıyla binbir türlü derdi vardı derken ki artık he, yepyeni bir anlam çok fazla anlamına geliyor. Fazlaca anlamına geliyor. O takdirde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bitişik yazıyorsunuz. Bu ilaç hastaya birebir derken işte bu ilaç hastaya birebir derken bir rakamından bahsettiniz. Hayır. Bir rakamından bahsettiniz. Hayır. Artık bu ilaç hastaya birebir yani bu ilaç hastaya faydalı yararlı gibi bir anlam oluşturuyorsunuz. K artı K devrede ve K artı K ye artık yeni anlam oluşturdu ve ne dediniz kural 2'den yazdık dediniz yepyeni bir anlam oluşturduk. Hadi devam ediyoruz. Kural 33'teyiz artık. Bütün şeyler ayrı yazılır arkadaşlar. Şey eşyanın tekilidir Farsça'm ve bu sebeple aslında bir kavramı karşılar. Her şey bir şey için derken bir kavramdan bahsediyorum artık. İşte o kavramdan bahsettiğim için ne yapıyorum? Ayrı yazmış oluyorum diyoruz. Evet, çevrilsin sayfalarımız artık neredeyiz? 26. sayfadayız ve bir uyarımız var. Özür dilerim. Az önce Farsça dedim ama Arapça doğru. Ara bir böyle söylerken de bir düşündüm. Arapça eşyanın tekili. Ya bu size çok bir yerde gelmeyecek ama yine böyle bir genel kültür olarak olsun diye bir söylemek istedim. Dolayısıyla orada bir ezbersiz kavramak çok çok kıymetli. Çünkü bir kavramı karşıladığı için yani mesela şey dersiniz bak şu an bile dedim. Mesela şey dersiniz, ne dersiniz bir konudan bahsedersiniz. İşte şeyi verir misin? Kitabı verir misin? Kalemi verir misin derken bir nesneden bahsettiğiniz için işte oradaki şey artık ne oluyor? eşyanın tekili olma özelliğini korumuş oluyor arkadaşlar. Geliyorum kural 34'e. Herhangi her halde herkes dışında bütün herler ayrı yazılır diyorum. Mesela hocam her birimiz askeriz burada dediniz mesela. İşte burada ayrı yazıyorsunuz zaten. Orada yeni bir anlam durumu da oluşturmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve kural 35'teyiz artık. Bir takım kelimesi değil mi? Nefis bir kelime ama yine Esasında K artı K çalışacak burada bir takım kelimesinin yerine siz bazı kelimesini getirebiliyorsanız bitişik yazacaksınız getiremiyorsanız ayrı yazacaksınız buradan da gidebilirsiniz ama K artı K'den de direkt gidebilirsiniz değil mi bir takım kaşık çalınmış diyorum bakın bir takım kaşık çalınmış derken arkadaşlar yani bir takım mesela 12'li olur ya 6'lı olur çatal kaşık bıçak takımları falan vardır İşte burada yeni bir anlam görmüyorum. Yani bir takımdan bahsediyorum. O takdirde ayrı yazıyorum. Ama bir takım insanlar çalmış derken artık ben burada bir takım insanlar derken bazı insanları kastettiğim için ne yapıyorum? Bitişik yazmış oluyorum. Tamam buradaki önemli ayrıntı çok çok kıymetli burada yepyeni bir anlam durumunu görüyorsunuz. Artık ustalaştık değil mi? Artık ustalaştık çok fazla uygulama yaptık daha hızlı da gelecek arkadaşlar daha testlerimiz var Durum bakalım daha daha bir durum bakalım. Evet hadi bakalım büyük harflerin kullanımına geldim artık ve diyorum ki size kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri lakaplar büyük harfle başlar. Eğer bir ünvan görüyorsanız hemen bir büyük harfi kullanmış olmanız gerekir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk dediğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün artık ünvanıdır Cumhurbaşkanı olması ve büyük harf kullanıyorum. Profesör Doktor İlber Ortaylı. İlber Ortaylı'nın profesör olması onun ünvanıdır. O yüzden ne yapıyorum? Büyük harf kullanıyorum ki ünvana bir tekrar bir dikkat kesilelim lütfen. Ünvan diye yazıyoruz tamam mı? Ünvan diye yazıyoruz. Hatta ünvan sıfatlarını falan da göreceğiz sıfatlara geçtiğimiz zaman. Yine Cengiz Topel. Yüzbaşı Cengiz Topel dediğim zaman artık onun yüzbaşı olması onun ünvanı oluyor arkadaşlar. Ve ne yapıyorsunuz? Büyük büyük harf kullanmış oluyorsunuz. Devam edelim. Artık kural 37'deyiz. Akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlayacak. Mesela şimdi biz bir önceki dersimizde eğer akrabanızsa yani halanız, teyzeniz, amcanız sizin öz işte babanızın kardeşi, annenizin kardeşi ya da onu tabi bağlamdan çıkarıyorsunuz eğer o şekilde ise demiştik ki bunlar küçüktü. Ama biz bunları artık ünvan kategorisinde değerlendiriyorsak yani bir ünvan durumu söz konusuysa artık büyük yazmış olmamız gerekecek diyoruz arkadaşlar. Nene Hatun dediğimizde bakın burada bir ünvan durumu söz konusu. Telli Baba, Hüsmen Ağa, Testere Necmi. Bak adamın adı Necmi ama sen ona Testere ünvanını verdin. Büyük yazacaksın o ünvanı. Laz Ziya, Ziya adamın adı ama sen ona Laz ünvanını verdin. Heh, o ünvanı büyük yazacaksın. Tamam çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Hadi devam edelim arkadaşlar. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Az önce konuştuk ama burada da şöyle bir e, hemen arkasında, akabinde bir tekrar etmekte fayda var. Gözde ablama gittim dediğimde Gözde benim ablam. Yani artık ablama dediğim için ben bunun akraba olduğunu anlıyorum, değil mi? Akrabalık belirttiğini anlıyorum. O halde diyorum ki evet ben bunu küçük harfle yazacağım. Fatma teyzemin böreği çok lezzetli derken Fatma teyzem derken Bakın artık Fatma teyzem benim öz be öz teyzem değil mi? Heh, benim öz be öz teyzem olduğu için yani akrabalık bildirdiği için artık ne yapacaksınız arkadaşlar? Küçük harf kullanmış olacaksınız diyorum. Ve devam ediyorum. Kural 38'deyim artık. Özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Çok önemli. Neden? Çünkü MSÜ değil mi? 2024 MSÜ'de sordular bunu ve... E, bu KPSS'de de geldi. Evet. Şimdi ben bütün sınavların analizini yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi ÖSYM tarafından hazırlandığı için hangisinde neye çok değindiyse bizim TYT'ye de ışık olmuş oluyor. O yüzden hepsine bir bakmakta fayda var. Şimdi bakıyorum. Özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar diyorum. Mesela şimdi burada ne demek istediğimizi bir konuşalım. Bu sene kurum öğrenciler için yeni bir sözlük hazırlığında. Ben burada kurum derken Artık Türk Dil Kurumu'ndan bahsediyorum. Yani oradaki kurum artık benim bir e, makamım değil mi? Yani bir e, yerleşkem. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu'ndan bahsettiğim için söylememiş olabilirim ama buradan anlayabiliyoruz. O zaman diyorsunuz ki arkadaşlar burada siz TDK'den bahsediyorum. Ben burada TDK'den bahsediyorum. O halde ben bunu büyük yazacağım diyorsunuz tamam mı? Bu ayrıntı çok çok kıymetli devam ediyorum. Kural 39'dayız artık. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Mesela sayın rektör diyorum. Bakın bir saygı bildiriyorum değil mi arkadaşlar? Büyük harfle başlıyorum. Sayın bakan diyorum. Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler diyorum. İşte burada ne yapıyorsunuz? Şu durumda hemen bir büyük harf kullanmış oluyorsunuz. Siz bir mektup yazdığınız zaman da mesela değerli arkadaşım bir arkadaşınıza mektup yazacaksınız. Yine orada da büyük harf kullanmanız gerekecek arkadaşlar. Devam edelim. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar çünkü onlar da bir canlı ve özel. Yani ben köpeğim Latte yine miskinlik peşinde derken Latte ismini sadece o köpeğe, o görünüşe, o tatlılığa, o sevimliliğe ait köpeğe verdiğim için özel isimdir. Dolayısıyla varlığın tekinden bahsetmek demek biliyorsunuz özel isim. O zaman köpeğim Latte derken de ne yapıyorum arkadaşlar? Büyük harf kullanmış oluyorum. Devam edelim kural 41'deyiz artık. Millet, boy, oymak adları yine büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Bakın tekrar söyleyelim. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar diyoruz. Türk, Japon, Alman, Oğuz, Kazak, Kırgız, Tatar derken ne yapacaksınız? Büyük harf kullanmış olacaksınız. Devam ediyoruz. Çok çok iyi gidiyoruz. Yine din Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkçe derken, Özbekçe derken, Kazakça, Rusça derken büyük harf kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlayacak. Müslümanlık, Müslüman, Musevilik, Musevi, Katoliklik, Katolik fark etmez. Yani bunların mensuplarını da bildiriyorsanız yine büyük harf kullanmak durumundasınız diyoruz. Ve kural 44'deyiz artık. Devlet adları büyük harfle başlar. Yine önemli ve güzel bir e, kural. Büyük harfleri kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti derken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti derken, Azerbaycan derken ne yapıyorsunuz? Büyük harf kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kural 45'teyiz. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlayacak. Allah, Tanrı, Zeus, Kibele derken din ve mitoloji ile ilgili herhangi bir özel adı ne yapıyorum? Büyük harfle başlatıyorum arkadaşlar. Peki burada bir dikkat kesilmemiz gereken bir nokta var ki şurası çıkmış bir sınav sorusu. Bir şurayı yıldızlayabilir miyiz lütfen? Şurası daha önce çıktı. Tanrı Allah ilah sözleri özel adolar olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Yani siz bu sözleri özel isim olarak kullanmadığınız takdirde ne yapacaksınız? Küçük harf kullanacaksınız. Mesela eski Yunan tanrıları diyorsunuz ya burada özel ad olarak kullanmadınız. O halde küçük harf kullanıyorsunuz. Sanat dünyasının ilahı derken orada bir yaratıcı manası olmadığı için küçük harf kullanıyorsunuz. Tamam mı? Yani buradaki anahtar noktamız o yaratıcı anlamı kullanılıyor mu kullanılmıyor mu buna bakmış olmak olacak arkadaşlar. Devam edelim. Sayfa 28'deyiz artık ve kural 46'dayız. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlayacak. Biz bunu Cümleden coğrafya ile ilgili kullanılıp kullanılmadığını anlayabiliriz ee, ve coğrafya ile ilgili kullanıldığı takdirde ne yapacaksınız? Büyük harf kullanacaksınız. Güneş sisteminin Güneşe en yakın olan gezegeni Merkür'dür diyorum. Bakın şimdi Güneşe derken ne yapıyorsunuz? Büyük harfle başlıyorsunuz çünkü coğrafya ile ilgili bir terim olduğunu gördünüz. Merkür'dür derken yine Merkür'ü de büyük harfle başlatıyorsunuz. Güneşe yakınlık bakımından 6. sırada olan gezegen Satürn'dür derken yine Güneşe derken Güneş'in G'si büyük ve Satürn derken de Satürn'ün S'si büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Ama bir uyarım var. Dünya, Güneş ve Ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanılırsa o zaman küçük harfle başlarsınız. Yani siz coğrafya ile ilgili kullanıp kullanılmadığına dikkat edeceksiniz. Eğer bunun dışında bir kullanım varsa küçük harf kullanacaksınız. Mesela diyorsunuz ki o benim dünyam. Onunla nefes alan ve onunla yok olan, öylesine güçlü, öylesine güzel, öylesine benim olan o benim dünyam. Öp şarkı bu bir şarkı. Evet ama ama bu bunu söyleyemem bu kadar nefesim yeter bilmiyorum birazcık da hastayım ama siz şöyle bilin arkadaşlar o benim dünyam derken buradaki dünya artık coğrafyayla ilgili değil. Yani bir gezegen adı ya da bir yıldız adı değil. O zaman biz ne yaptık? İşte bu durumda küçük harf kullanmış olduk arkadaşlar. Tamam? Mı? Yani mantığımız hep bu şekilde ilerleyecek. Eğer ki coğrafyayla ilgili kullanılırsa büyük harf kullanılacak. Yine pek çok kitapta eminim görmeyeceğiniz ama çok çok önemli bir bilgi paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Buna dikkat edin. Özellikle TDK'nin bunu vermiş olması çok çok önemli ve hiç bu zamana kadar sorulmamış olması da önemli ve bence sorulursa pek çok kişi de yanlış yapar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama burç isimleri büyük harfle yazılır arkadaşlar. Tamam mı? Yani siz bir burç ismi gördüyseniz orada büyük harf görmüş olmanız önemli. Burç isimleri büyük harfle başlar diyoruz. Mesela Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takım yıldızının adı Aslan burcuna karşılık gelir. Yengeç, Başak, Aslan, Akrep, Kova coach dediğiniz zaman büyük harf kullanıyorsunuz tamam mı? Ve takım yıldızı da bitişik yazılıyor. Bunu zaten bir birkaç ders öncesinde konuşmuştuk. Birkaç uygulamada görmüştük takım yıldızını. Ama buradaki burçlara çok çok önem vermeniz ve dikkat kesilmeniz bizim için önemli diyoruz. Peki kural 48'deyiz artık ve diyoruz ki doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri düşünce, hayat tarzı ve politika anlamlarını karşıladığında büyük harfle başlar. Bu da geçen sene MSU'da sorulmuştu. Bağlama bakarak karar vereceksiniz buna da arkadaşlar. Mesela bu gelişmelere batıda örnekler bulunuyor dediğimiz zaman artık batıdaki düşünce tarzı, batıdaki bir politika veya hayat görüşü kastedildiği için ne yapıyorsunuz artık buradaki batıda ifadesini büyük harfle yazıyorsunuz. Ya da Asafalet Çelebi şiirlerinde doğum mistisizmini kullanır derken yine ne yapıyorsunuz? Buradaki doğunun d'sini büyük harfle yazıyorsunuz. Çünkü doğum istisizmi derken artık orada doğumun daki bakış açısı onların hayat tarzı ve düşünce biçimini kastettik. Bu sebeple büyük yazıyorsunuz. Ama bir yöne adı olsaydı mesela arkasını döndüğünde doğuya doğru ilerledi mesela böyle deseydim o zaman küçük harf kullanırdım. Ya da evleri kuzeye bakıyordu dediğimde küçük harf kullanırdım tamam mı? Burada eğer ki tekrar söylüyorum bu doğu ve batı sözleri hayat tarzı ve politika tabii sadece doğu ve batıda var. Kuzeyde yok ama bir politika ya da bir hayat tarzı ya da bir düşünüş biçimini kastediyorsa o zaman büyük harf kullanmış olacağız arkadaşlar. Az önce söylediğimi hemen bir dikkat notuyla, bir böyle bir uyarı notuyla görmenizi istiyorum. Bu kelimeler yön bildirdiğinde artık ne yapacaksınız? Küçük harfle yazacaksınız. Yani bir yön anlamı taşıdıkları takdirde hemen bir küçük harfe geçmiş oluyorsunuz. Karadeniz'in doğusu derken bakın yön adıdır. Artık küçük harf. İstanbul'un batısı derken bir yön adıdır. Artık küçük harf kullanmış olacak. Arkadaşlar devam ediyoruz çok çok iyi gidiyoruz kural 49'dayız artık bölge kıta il ilçe köy semt gibi yer adları büyük harfle başlar İç Anadolu dediğimde bakın bir bölgedir büyük harf kullanıyorum Afrika bir kıtadır değil mi büyük harf kullanıyorum Çengelköy dediğimde bir semtin adıdır artık ne yapıyorum büyük harf kullanıyorum ve kural 50. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve nehir, deniz, dağ, boğaz bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Mesela şimdi bir yer adınız var ve ondan hemen sonra bir şey nehri, bir şey dağı, boğazı diyeceksiniz. O zaman büyük harf kullanacaksınız arkadaşlar. Mesela Tendürek Dağı derken büyük harf kullanıyorsunuz. Tuz Gölü derken büyük harf kullanıyorsunuz. Marmara Denizi derken bakın M'si ve D'si büyük. Ege Denizi derken büyük. Fırat Nehri derken büyük. Yine bu Avrupa yakası, Anadolu yakası gibi ifadeler yani o yakaları belirtirken de yine ne yapacağız? Büyük harf kullanmış olacağız arkadaşlar. Evet, hadi bakalım artık 29. sayfamıza geçiyoruz. Bir dikkat bölümümüz var. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köyler küçük harfle başlar. Daha önce daha önce soru geldi. Konya ilini sordular ve nasıl sordular? Hemen ben çıkmış sınav sorusunda buraya yazmak isterim. Konya ili zaten göreceksiniz kitabımızda çıkmış sınav sorularını ama burada da böyle bir hatırlatalım. Bu şekildeydi ama bu yanlıştı arkadaşlar. Dolayısıyla ile özel ada dahil olmadığı için böyle bir tamlama kurduğu için bu şehirleri, illeri, ilçeleri, beldeleri ne yapacaksınız? Küçük harfle yazmış olacaksınız. Nedir mesela? Sivas ili derken küçük harf yazacak. Küçük harfle yazacaksınız. killik köyü bakın o köy değil mi? o özel ada dahil değil o köyün adı killik dolayısıyla küçük harfle yazıyorsunuz. Çayırova beldesi derken o beldenin ismi Çayırova o yüzden küçük harf ve Üsküdar ilçesi bakın çok güzel yine o ilçenin iyisi küçük eğer büyük yazarsanız yanlış çıkacaktır lütfen dikkat edelim. Evet kural 51'deyiz artık kural 51 şöyle küçültelim biraz ne dedik? Mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak kelimelerinde yine büyük harfle yazıyorsunuz. Zübeyde Hanım Caddesi dediğinizde bakın ne yapacaksınız? Caddeyi büyük yazacaksınız. İnşirah Sokağı dediğinizde sokağın S'sini büyük yazacaksınız. Taksim Meydanı çıkmış. Bir sınav sorusuydu bakın Taksim Meydanı. Taksim Meydanı'nın M'si büyük yazılır. Ki zaten onun neden büyük yazıldığını bir kere de şöyle de konuşabiliriz. Ta o meydanın ismi Taksim Meydanı'dır. O yüzden büyük harfle başlar. Bağdat Caddesi derken yine büyük harf kullanırsınız. Japon Gülü Sokak, Tunalı Hilmi Caddesi derken yine büyük harf kullanmış olursunuz arkadaşlar. Evet Kural 52'ye geçiyoruz hemen. Saray, köşk, han, kale, kule, köprü, anıt, yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar diyoruz. Mesela Topkapı Sarayı derken ne yapacaksınız? Büyük harf kullanacaksınız. Boğaziçi Köprüsü derken bakın büyük harf. Hidiv Kasrı, Saat Kulesi, Beylerbeyi Sarayı diyorsunuz mesela büyük harf kullanacaksınız. Bilge Kağan Anıtı, Çankaya Köşkü, Afyon Kalesi derken yine büyük harf kullanmak zorundasınız diyoruz arkadaşlar. Evet kural 5 53 Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Mesela burada tabii şuna da dikkat etmek gerekiyor. Ee, boğazdan İstanbul'u seyrediyordu derken ne yapıyorsunuz? Orada bir İstanbul Boğazı'ndan bahsediyorsunuz. Özel bir isim ve özel isme getirdiğiniz çekim ekini de ayırıyorsunuz ve ilk harfini büyük yazmış oluyorsunuz. İşte Hisar'dan derken yine ilk harfini büyük yazmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kurum ve kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu önemli. Size herhangi bir kurum verdiğinde, herhangi bir kuruluş verdiğinde asla ve asla kesme işaretiyle ayırmıyorsunuz. Eğer ayırırsanız yanlış çıkar. Lütfen buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Türk Dil Kurumu'na derken bakın bir kurum ismi kesinlikle kesme yok. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne derken kesme yok. Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'na diyorum mesela. Başkanlığı'na diyorum. Kesinlikle kesme yok. Eğer kesmeli yazarsanız yanlış olacak. Buna dikkat. Evet. Kural 55'teyiz artık. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genel adlarının her kelimesini büyük harfle başlatmak durumundasınız. Telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği. Bakın bu bir yönetmelik. O zaman ne yapıyorum? Hiçbir şekilde kesme işareti falan kullanmıyorum. Türk ceza kanunu diyorum mesela. Bu bir kanun ya da medeni kanun diyorum. Hiçbir şekilde küçük harf kullanmıyorum. Hepsini, hepsini büyük harfle yazıyorum arkadaşlar. Son derece önemli. 56 56'dayım... Kurum, kuruluş, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm yönetmelik sözleri asıllarını kastettiğinde de büyük harfle yazılır. Az önce kurumdan bahsetmiştik. Hadi burada da bir kanundan da bahsedelim. O kanun da artık büyük harfle yazılsın. Mesela 657 sayılı Kanun devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının böyle bir dokunulmazlık kanunu vardı. Gerçi yeni atamalarda sanıyorum bu kanun geçerli değil. E, 657'ye tabi oluyorlardı ve be çok ciddi böyle hakları oluyordu. İşte e, memuriyetten atamıyorsunuz herhangi bir çok ciddi yüz kızartıcı suç falan işlemelilerdi. Çok doğru bulduğum bir kanun değil ama e, böyle bir kanun vardı. Ama sanıyorum herhalde bu biraz daha böyle bir hafifletilmiş diye biliyorum. İşte buradaki kanun o 657 e, zaten söyledik o kanun. O devlet memurlarını ilgilendiren kanun ondan bahsediyoruz. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyük harf kullanmış oluyoruz. Ve kural 57 kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesini büyük harfle başlatıyoruz. Devlet ana derken bakın bu bir romanın ismidir o yüzden büyük harf kullanıyorum. Resmi gazete derken büyük harf kullanıyorum. Varlık mesela derken yine büyük harf kullanmış oluyorum. Ama burada o gazetedeki mesele resmi gazetede sadece R'si ve G'si büyük olur. Ama mesela ben size desem ki Hürriyet gazetesi desem o gazetenin G'si küçük olur. Çünkü o gazetenin ismi Hürriyet'tir. Burada resmi gazetenin ismi resmi gazete. O yüzden bunu büyük yazarsınız. Hürriyet gazetesi derken orada gazetenin G'si küçük yazılır. Çünkü o gazetenin ismi Hürriyet olduğu için. Evet, çevrilsin sayfalarımız çok iyi gidiyoruz. Artık 30'dayız arkadaşlar. Evet, ne diyoruz? Özel ada az önce söylediğim mesele şimdi geliyor. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözler büyük harfle başlamaz diyoruz arkadaşlar. Türk Dili Dergisi. Bakın. Niye küçük? Siz söyler misiniz neden küçük? Çünkü bu dir bu derginin ismi Türk Dili Dergisi değil ki. Bu derginin ismi Türk Dili o yüzden küçük tamam mı? Bu derginin ismi Türk dili olduğu için küçük. Mesela az önce söyledim ya Hürriyet gazetesi bu derginin ismi. Hürriyet gazetesi değil. Bu gazetenin ismi. Bu gazetenin ismi Hürriyet gazetesi değil. Bu gazetenin ismi Hürriyet. O yüzden g küçük. Ya da kaplumba kaplumba terbiyecisi tablosu çıkmış bir sınav sorusuydu bu. Tablonun T'sini büyük yazmıştı yanlış. Niye yanlış? Çünkü o tablonun ismi kaplumbağa terbiyecisi. Tamam mı? Yani buradaki esas anahtar noktanız onun gerçekten o özel ada dahil mi değil mi buna bakmış olmanız gerekecek. O da zaten isminden kendine ele veriyor arkadaşlar. Evet kural 59'dayız artık ve diyoruz ki kitap, dergi, tiyatro eseri gibi özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile veya yahut ya da sözleriyle mı mi mu mü soru ekleri küçük yazılır. Bakın vatan yahut silistre. Güzel bir eser değil mi Vatan, Yahut, Silistre? Ve burada Vatan, Yahut, Silistre'nin Yahut'un Y'sini büyük yazdığınızdan yanlış olacak. Çünkü o bağlaç büyük yazılamaz. Daha önce Leyla ile Mecnun'u sordular. Nasıl sordular biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle sordular. Leyla ile Mecnun. Bakın bu şekilde verdi. Bu kesinlikle ama kesinlikle yazım yanlıştır. Çünkü oradaki ilenin e, bağlaç olduğunu biliyorum. Ve asla yazılamaz değil mi? Küçük harfle yazılır. Ya da diyorlar ki... Bakın bu da bir eser ismi oradaki ki bağlaç ama nasıl yazacaksınız? Ee küçük harfle yazacaksınız. Evet kural 60'dayız artık. Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar diyoruz. Mesela Ramazan bayramı derken bayramın B'si büyük yazılır. Bakın çok güzel. Öğretmenler günü, anneler günü, sevgililer günü, babalar günü bu günüler yine özel bir durumu ifade ettiği için büyük harfle başlar. Regaip kandili derken mesela ne yapıyorsunuz? Büyük harfle başlatıyorsunuz. ellez derken işte az önce söyledik. Anneler Günü, Babalar Günü derken büyük harf kullanmış oluyor. Kural 61'deyim artık. Kurultay, çalıştay, açık oturum toplantılarının adlarındaki her kelimenin ilk harfi büyük yazılacak arkadaşlar. Bakın bu da önemli ve güzel bir örnek. Kıpçak Türkçesi çalıştay. Yani bu artık böyle bir bu çalıştaylarda neler olur? Kıpçak Türkçesi ile ilgili alanında e, önemli isimler işte profesörler, doçentler, belki araştırma görevlileri toplanır ve belli araştırmalar yaparlar. Dolayısıyla bunların hepsinin ilk harfini ne yapıyorsunuz? Büyük harfle yazıyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki Türkçenin matematiği bilgi şöleni yapıyoruz artık diyorsunuz ve yine bunların hepsini büyük harfle yazmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi kural 62'deyiz. Tarihi olay, çağ ve dönem adları yine büyük harfle baş... Işleyecek. Bakın orta çağ dediğiniz zaman değil mi? İlk çağ, yakın çağ, çağ adı büyük harf kullanıyorsunuz. Önemli. Yine lale devre dediğimde bakın bir devirden bahsediyorsunuz büyük harf. Milli edebiyat dönemi derken işte bir dönem artık büyük harf kullanıyorum. Servet-i dönemi derken yine büyük harf kullanıyorum önemli ve güzel. Mesela milli edebiyatta da şu çok önemli. Milli edebiyatın E'sinin de büyük yazıldığını bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet kural 63. Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Peki çekim eki olduğunu nasıl anlayacağım? Çok küçük bir bilgi vereceğim. Daha sonra bunu detaylandıracağım. Sözcükte de yapıda ama bir kelimeye getirilen çekim eki kesinlikle o kelimede yeni anlam oluşturmaz arkadaşlar. Yani yeni anlam yoksa çekim eki diyeceksiniz tamam mı? Yeni anlam varsa yapım eki diyeceğiz ama yeni anlam yoksa direkt çekim eki diyeceksiniz. Mesela Türk'ün ateşle imtihanı diyorsunuz. Şimdi Türk özel bir isimdir değil mi? Evet Türk özel bir isim diyorsunuz ve siz bu özel ismi artık Türk'ün dediniz ama hala Türk'ten bahsediyorsunuz. Yani yeni bir anlam oluşturmadınız. Dolayısıyla Dolayısıyla bu bir çekim eki oluyor. Yeni anlam olmadığı için ne yaptınız? Kesme işaretiyle ayırdınız. İzmir'in denizi güzel olur dediniz. Ama hala İzmir'den bahsediyorsunuz. Yani sizin getirdiğiniz şu ek kesinlikle yeni bir anlam oluşturmadı. O halde diyorsunuz ki bu bir çekim ekidir. Yeni bir anlam oluşturmamıştır. Ve ne diyorsunuz arkadaşlar? ...bu sebeple ayrılır diyorsunuz... ...evet kuralı 64... ...özel isimlere getirilen yapım ekleri... ...asla kesme işaretiyle ayrılmaz... ...bakın çok önemli... ...özel isme getirdiğiniz yapım eki... ...biraz böyle ezber yapmadan... ...kelimenin mantığına gidelim... ...yapım eki, yapan... ...yeni anlam türeten demek... ...yani yepyeni bir anlama ihtiyacım var artık burada... ...dolayısıyla yeni anlam varsa... ...o yapım ekidir... ...İzmirli kızların güzelliği... ...bakın şimdi İzmirli derken... Hala İzmir'den bahsediyorum. Yeni bir anlam oluşturdum mu? Yeni bir anlam oluşturdum. İzmir bir şehirdir. İzmirli derken o şehre ait olan, o şehirde belki doğmuş, büyümüş kimselerden bahsediyorum. Yani burada yeni anlamdan bahsediyorum. O halde arkadaşlar sizin şöyle bir yazımla İzmirli yazmanız kesinlikle yanlış olacaktır. Bitişik yazıyorsunuz. Yine Ankara'lı aşık Ömer derken Ankara'lı yine bitişik yazılacak diyoruz arkadaşlar. Evet çevrilsin sayfalarımız. Artık 31'deyiz ve kural 65'teyiz artık diyoruz ya güzel gidiyoruz. Hadi bakalım şu yazımız ne kadar verimli geçiyor değil mi? Ne kadar verimli geçiyor? O kadar rahat edeceksiniz ki okul başlayınca arkadaşlar. İnanamayacaksınız yani diyeceksiniz ki hocam iyi ki bitirmişiz ya iyi ki dil bilgisini iyi ki paragrafı bitirmişiz diyeceksiniz ee, yani koca bir TYT Türkçe'yi bitirmiş oluyorsunuz esasında Dolayısıyla böyle bir 2024 yazının ilkisi bu olacak bence sizin için. Evet hadi bakalım kural 65. Bir özel isim bir kez yapım eki alırsa o yapım ekinden sonra getirilen çekim eki ayrılmaz. Bakın şimdi böyle bir ezber yapmaktan şöyle de diyebilir miyim? Şimdi bir özel isim bir kez yapım eki alırsa ben zaten yapım ekini ayırmıyordum değil mi? Az önce konuşmuştuk. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ayrılmaz demiştik. Şimdi yapım ekini ayırmıyorsam sonra getirdiğim çekim ekini neden ayırayım ki? Değil mi? Böyle de bakabilirsiniz olaya. Türkçenin de bir matematiği var. Bunu asla unutmayın diyoruz. Mesela ben hep ne yazık ki ama artık belki biraz daha böyle düzelmiş olabilir ama Türkçenin arkadaşlar tekrar tekrar da söylüyorum. Bakın eğer ki ayrılsaydı ben kitapta ayırırdım. Bak ayırmadım tamam mı? Eğer ki ayrılsaydı kanalda ayırırdım. Ayrılmıyor. Buna lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Türkçenin derken Türk özel bir isim. Bakın bundan sonra getirdiğiniz genelde şöyle görüyorum. Şöyle bir hata görüyorum. Ama kesinlikle ayrılmıyor arkadaşlar. Almancaya olan ilgisi dili kolayca öğrenmesini sağladı derken mesela Almancaya derken yine burada da herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Biz bunu şöyle bir kuralla da vermiştik hatırlar mısınız birkaç ders öncesi demiştim ki size. Dil adlarına getirilen ekler ayrılmaz. E, dolayısıyla dil adlarına geldiği için de ayırmıyoruz. Böyle de bakabilirsiniz olaya. Üniversitede Konyalı bir arkadaşımdan etli ekmek yapımını öğrendim. Konyalılar var mı aramızda Konyalılar? Etli ekmekte ne leziz olur ama ya. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Vallahi Konya'ya gelsem de bir yesem yani sizle. Evet Konyalı derken yine ayırmıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Kesinlikle ayırmıyoruz. Peki. Hadi kural 66. Para birimleri büyük harfle başlamaz diyoruz arkadaşlar bakın. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Avro, lira, dinar, liret, dolar, değil mi? Euro. Fark etmez euro diyoruz ama bunun esası avro, onu söyleyeyim. Ee, kesinlikle küçük harfle başlıyoruz. Tabii ben burada avroyu cümle başı diye büyük harfle başladım ama cümlenin ortasında olsa yine küçük olacak. Kesinlikle küçük harfle yazmak zorundasınız diyoruz. Önemli bir ayrıntı. Evet. Kural 60. 7'deyiz artık. Devam edelim. Yer, kişi ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Hindistan cevizi örneğimizde olduğu gibi. Evet dersin başında vermiştik bakın. Dersin başında ne demiştik? Hindistan cevizi. Evet güzel bir örnek oluşturuyordu değil mi bize? Şöyle bir tekrar bir göstermek istiyorum size ama. Hindistan cevizimizi. Şöyle bir tekrar bakalım hadi. Bu kart K'ye göre bir yapalım mı? Bence bir kart K'ye göre bir yapalım. Sahnem normalde geçilmesi gerekirken neden geçilmiyor? Ama ben geçeceğim yani bir şekilde. Bir şekilde bunu başaracağım arkadaşlar. Evet, yeni öğreniyorum bu arada. Yeni bir sistem. Ama biliyorsunuz ben kolay kolay pes etmem, etmem. Yani etmem arkadaşlar. Evet siz de etmeyin. Bak hocanız, hocanızın yolundan gittiğiniz zaman her şey çok güzel olacak. Evet. Bu ceviz Hindistan mı? Hayır. Ceviz mi? Evet. Kelimelerden ilk anlamını kaybetti ikinci skoruyu ayrı yazdınız. Ve Hindistan'ın H'sini büyük yazdınız. Tamam. Hindistan'ın H'si büyük yazılır diyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi devam edelim. Ne demişiz? Yer, kişi, millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. İşte orada cevizin cesini büyük harfle yazarsanız yanlış olacak. Ona bir dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Hindistan cevizi derken, Isparta külü, gülü derken, Brüksel lahanası, Hollanda ineği, Ankara keçisi, İngiliz anahtarı derken e, ikincileri küçük, ikinci kelimeler küçük ama diğerleri büyük harfle yazılmış olacak diyoruz. Hadi kural 68'deyiz artık. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle yazılır. Eğer ki tam tarih veriyorsam bakın büyük harf kullanmak zorundayım. Önemli ve kıymetli bir bilgi. 15 Ağustos Salı günü doğum günüm derken 15 Ağustos derken tam tarih verdim. Salıyı da verdim bakın. Büyük harf kullanıyorum. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi bakın tam tarih verdim arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Büyük harf kullanmış oluyorum. Devam edelim. Eğer ki siz kural 69 diyor ki size tam tarih bildirmeyen ay ve gün adlarınız varsa bir cümlenin içerisinde o zaman küçük başlamak zorundasınız. Çünkü tam tarih vermediniz. Mesela okullarda şök toplantılarının her ayın ilk pazartesi günü yaparız. Bakın her ayın ilk pazartesi derken ben burada tam tarih vermedim değil mi? Tam tarih vermediğim için küçük harf kullanmış oluyorum arkadaşlar. Evet kural 70'teyim artık. Tabela ve levhalarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Mesela şimdi siz 12. sınıf olacaksınız ya da aramızda mezunlar da var. 11'ler de var hatta 10. sınıflar falan da var ama okula gittiğinizde böyle 12. sınıf yazar değil mi ya da işte 12A 12B falan yazar büyük harf kullanırsınız ya da müdürün odasına gittiğinizde müdürün M'si büyüktür mesela her zaman ya da giriş bir AVM'desiniz ya da bir bir yerdesiniz, bir kurumdasınız, giriş yazısını gördünüz. O tabeladaki giriş yazısı büyük harfle başlar arkadaşlar. Ya da 15. blok yazıyor mesela büyük harfle başlar. Hemşire derken, hemşirenin odası mesela gördüğünüzde ne yaparsınız? Büyük harfi direkt görmüş olursunuz. Peki kısaltmaların yazımındayız artık. Çok gördüğüm özellikle böyle soru bankalarında falan çok da fa fark ettiğim karşıma çıkan bir kural var. Kural 71 var. Gelenekleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmalarının dışında büyük harfle yaptığınız herhangi bir kısaltma yani hiçbirine nokta koymuyorsunuz. Yani sizin nokta koyabilmeniz için ya TC yazmanız gerekecek, tamam mı? Ya da e, Türkçe'nin T'sini yazmanız gerekecek. Bunun dışında herhangi bir yere nokta koymuyorsunuz. Çok çok öncesinde. Böyle birkaç yıl önceleri e, TBMM'ye koyuyorlardı ama artık o da konulmuyor arkadaşlar. Tamam mı? Dediğim gibi TC ve T yani Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmaların dışına kesinlikle koymuyorsunuz. Hadi devam edelim artık 32'deyiz. Çok iyi gidiyoruz. Kural 72'deyiz. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Bakın bu da çok güzel. Siz eğer küçük harfle bir kısaltma yapıyorsanız, burada kelimenin okunuşuna dikkat etmiş olmanız gerekecek. Mesela kilogramdan derken kelimenin okunuşunu açarak okuyorsunuz. Tamam mı? Yani e, burada açarak okuyorsunuz ama biraz sonra göstereceğim normal büyük harfli bir kısaltma da açmayacaksınız. Kilogramdan şeklinde açarak okuyorsunuz ya da milimetreden şeklinde açarak okuyorsunuz. Mesela kuruşun bu şekilde yazılıyor. Çıkmış bir sınav sorusudur. Şunu da seviyorlar böyle önceden sorduklarını bir tekrar sormayı bir böyle hatırlatmayı hatırlanıyor mu o bilgiler? Bunu da bir seviyorlar buna da bir dikkat edelim arkadaşlar. Evet kural 73. Şimdi bunun tam tersi gelecek. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmalar açılarak okunmaz. Kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Burada k diye bir ses yok onu söyleyeyim. Şimdi biz YKS diyoruz ya. O sonda olmadığı için YKS diyebilirsiniz. Biraz daha böyle söylenmesi kolay. Çünkü YKS derken zorlanıyorsunuz. Bakın çıkarken böyle e, keli, e, Harfler zorlanıyorsunuz, o yüzden ama TDK dememizin esas sebebi TDK'dan derseniz yanlış olacak o, tamam mı? Yani siz burada TDK'dan derseniz bu kesinlikle yanlış. Ya da siz bunu açarsanız size mesela açılmış haliyle verirse Türk Dil Kurumu nun dedi mesela bu da yanlış, tamam mı? TDK'nin TDK'den Yine mesela KPSS'ye ye açarak okumuyoruz. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Çünkü bilmeyebilirsiniz mesela DSI'nin ne demek olduğunu ya da SGK'nin açılımını bilmek zorunda değilsiniz. Bunun esas sebebi de budur. DSI'ye SGK'ye şeklinde yazılır ama K diye bir ses yok. Tekrar söylüyorum K şeklinde açacaksınız. Evet kural 74 gelsin bakalım. Numara sözcüğünün kısaltması da kelime gibi okunur. Bu sebeple getirilecek olan ek okunuşa göre getirilir. Yani nasıl getireceksiniz? Okunuşa göre. Mesela no'suz dersiniz. Şimdi normalde numarayı kısaltmanız no diye kısalttınız değil mi numara kelimesini? Sonra bunun okunuşuna göre getireceksiniz. Yani numarasız değil direkt bu kısaltma no'ydu ya no'suz diyeceksiniz. Tamam mı? Ya da mesela no'lu diyeceksiniz. Çünkü kısaltmanız zaten no'ydu sizin. Nokta koydunuz ve no'lu şeklinde kısaltmış oldunuz arkadaşlar. Evet bir dikkat noktamız daha var. Bu dikkatler çok çok önemli tamam mı? Bunları bir böyle Can kulağıyla dinleyelim. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işareti kısalt üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tarz kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra okunuşa uygun olarak getirilir. Mesela Almancadan derken arkadaşlar burada bakın çok güzel bir örnek sonunda nokta olduğu için biz tekrar bir böyle kesme işareti kullanmadık. Tekrar sonunda nokta bulunduğu için bu kısaltmanın tekrar bir kesme kullanmadık. Ve metre küpe derken de Bakın yine metreküp işareti zaten yaptıktan sonra yine bir kısaltma kullanmadan yazmış olduk. Peki bir de bizim doğru bilinen yanlışlar köşemiz var. Şimdi evet K artı K hayat kurtarıyor, K artı K yaşatıyor e, ve pek çok soruyu çözdürüyor. Ama bazen de ÖSYM tabi bazı kelimelerin yazımlarını sorabilir. Buna da bir dikkat edeceğiz. Ben çok fazla yazdım. Sizin hepsine şöyle bir göz atmanızı istiyorum ama bugün derste biraz daha böyle Aa, şu daha önemli, şu da güzel bir kelime. Şunu dil bilgisi sorularında soru bankasında ya da denemelerinde görebilirsiniz. Tadında bir gitmiş olacağız ama siz kitaplarınızda hepsine tek tek bir bakın. Hatta belki böyle bir şey bile yapabilirsiniz. Kısa kısa yazıp bir yerlere bile bunları yapıştırabilirsiniz. Çünkü bunların çok bir mantığı yok. Bazılarında belki ben nereden geldiğini hatırlatma noktasında bir şeyler söyleyebilirim. Ama onun dışında çok da böyle bir şey yok arkadaşlar. Krtk ile yazılamaz zaten. Yazımı budur deyip geçmiş oluyoruz. Ama biz mesela hep şöyle biliyoruz. Ataç diyebiliyoruz değil mi? Böyle okullarda... Ne zaman işte ilkokulda falan kullanırdık ya defterimiz kıvrılmasın falan diye. O ataç değil, ataştır mesela. Tamam mı? Ataş diye yazılması gerekir. Ya da bir fiil değil, bil fiildir mesela. Değil mi? Küvöz derler işte bebeği içine koyacaksın. Hayır. Kuvöz diye yazılır. Yine şalterdir mesela teneffüstür. Ama bunun mantığını söyleyeyim size. Teneffüs nereden geliyor? Bunu bir konuşalım. Teneffüs sizin nefes almanız demek. Yani nefes aldığınız zamandır, değil mi? Teneffüsler. Böyle bir nefes alayım ya, çok yoruldum dersten falan dersiniz. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? Teneffüs yani sizin nefes aldığınız bir yerdir bir zaman dilimidir diyelim daha çok Dolayısıyla nefesten gelir iki f ile yazılır Pardösüdür mesela pardösü diye yazılır Doğalgaz ayrı yazılır mesela size eğer bitişik verirse yanlıştır Çünkü gerçekten doğal bir kaynaktan gelen gazdan bahsediyorsunuz O zaman doğalgazı ayrı yazacaksınız Ne idiği belirsizdir mesela o ne idiği belirsiz tamam mı? Mesela Arife günüdür bayramdan hemen önceki gün Arife günüdür. Pimpirik mesela M ile yazılır. Pasivizedir. Pasif, mesela hep pasifize ediyorsun bunu ya falan derler ama yanlış. Pasivizedir arkadaşlar. Yine an be an bunu konuşmuştuk. O gelen o farsça ekler bitişik yazılacaktı. An be an bitişik yazılır. Apandisittir mesela. E, ayrıca yine ayrı yeten kelimesi çok doğru bir kelime değil. Onu o yüzden yazdım. Ayrıca diye kullanılır. Mentalite değil, mantalitedir. Yani benim mant mantaliteme bu uymuyor dersiniz tamam mı? Mantalitedir diyoruz. Tekrar, tekrar, e, tekraren hani tekrardan yerine tekrar tekrar ifadesi kullanılmalı. Hazır cevap kelimesi bitişik yazılır bakın güzel. Bir kelime yine illüzyondur mesela çiftle o tamam mı? İllüzyondur. E, buna da dikkat edeceğiz çiftleyle olmasına. Yine mesela civa değil cıvadır. Peluş değil pelüştür. ...logar değil, rogar'dır. Evet. Mesela gluten, felsefi, komodin, zebella, floresan, ajitasyon, beynel, milel, ee, uluslararası demek. Beynel, milel, glikoz mesela bu şekilde yazılır arkadaşlar. Yine ben şunu söylemek istiyorum ki şapka kalkmadı defalarca söyledim ama burada da bir konuşmuş olalım. Şapka kalkmadı arkadaşlar. Kafi derken, değil mi? Burada bir e, şapka var çünkü kafi değil. Zeka, inkar, kağıt, nikah, imkan. Kabus. Bakın söylerken bile böyle hafif yumuşatmış gibi oluyorsunuz o a'yı. Mekan, derhal, hikaye, rüzgar, şikayet. Değil mi? Tezgah, yegane, dükkan ve rengarenk. Değil mi? Nasıl yazılacak? Mutlaka şapkalı yazılacak. Yine tıraşta ı vardır. Kağıtta bir şapka vardır. İskan nispettir mesela bana nispet yapma ya nispet falan değil sakın ola nispettir yine peşi sıra yanı sıra bunlar ayrı yazılacak tabildottur mesela inisiyatif sömestirdir bakın burada böyle çok hata yapılıyor orada kesinlikle arkadaşlar sömestir değil yani iyili mutlaka sömestir diye yazacaksınız dokümandır doküman ve kuru yemiş ayrı artık ben size kuru falan göstermişim. iyice akıllarda kaldı diye düşünüyorum ve sözüm ona yine ayrı yazılacak arkadaşlar. Camide tek i vardır. Ez kaza birader itibarıyla değil mi? itibarıyla zebella parantez met cizirdir mesela değil mi? T'lidir bu. Muhatap Molotov kokteyli vaat etmek şu güzel bir kelime. Mesela vaat etmek şu şekilde vaat etmek, vaat etmek falan filan değil. Kesinlikle tek d ve bitişik şekilde yazılacak. Yine ikilemelerde dar ünlünün düşmediğini söylemek isterim size. Omuz omuza yazarsanız kesinlikle yanlış olacak. Omuz omuza, burun buruna, koyun koyuna, değil mi? Nesilden nesile mesela nesilden nesle falan yazarsanız o yanlış olur arkadaşlar. Şehirden şehire ve gönülden gönüle şeklinde yazmış olacaksınız. Özellikle şu ikilemelerde dar ünlünün düşmemesi çok çok önemli. Evet, devam edelim. Yine yabancı dillerden Türkçeye giren bazı alıntı kelimelerde yumuşama olmaz. Bu çok önemli. Mesela ben hep böyle hukukun falan diye görüyorum. Yanlış arkadaşlar. Hukukundur o, tamam mı? Yani nasıl yazacaksınız? Ahlakın, hukukun, evrakı, milleti, değil mi? Cumhuriyet'e, ittifak İttifaka şeklinde yazacaksınız. Yine üleştirme sayıları rakamla değil mutlaka ama mutlaka yazıyla belirtilecek. Tamam mı? Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla. İkişer derken bakın yazıyla. Dokuzar, yüzer derken yazıyla yazacaksınız. Yine aşçı, gluten, ızdırap. ...original, cereyan şeklinde... ...hoşbeşi konuşmuştuk, seninle hoşbeş edelim... ...birazcık sohbet, güzel tatlı sohbet etmekten bahsettiğim için... ...oradaki artıkeyi kullanabilirsiniz, yepyeni bir anlam var değil mi... ...hoşbeş derken, artık artıke artıke burada yaşatıyor, yeni bir anlam... ...art arda, rast gele... E, ...tabii mesela rast gele derken... ...yani şurada bitişik yazmanızın sebebi gelişi güzel anlamı katıyor... Ama sizin rastgele mesela işin rastgele dersem ayrı yazacağım. Bak bağlam ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar önemli bir şey. Çünkü Türkçe çok zengin, çok fazla kelime var. Onu görmek çok kıymetli. Bakın işiniz doğru gitsin sizin. İşiniz rast gitsin. O Türkçedeki bütün soruları çözün dersem işte o rastgele ayrı yazılacak arkadaşlar tamam mı? Yine panorama, boy, poz. Bunu konuştuk tabii boy, e, boy, poz oldu. E, bazen boy, bozlu Şekliyle TDK'de görürsünüz ama bence son hali bunu tekrar değiş, yani düzeltecekler. Boy pos şeklinde. Silah şor. Silah şor yine güzel. Pasivize. Düz yazı bitişik mesela. Bu da çok güzel bir kelime. Niye düz yazı bitişik yazılır sizce? Çünkü gerçekten düz bir yazıdan bahsetmiyorum. Ben artık burada nesirden bahsediyorum arkadaşlar. Nesir değil mi? Nazım, nesir. Nazım dediğimde şiirdir ama nesir düz yazıdır. Bundan bahsediyorum. Natürel, müsil, ataşe zıttı ve cip şeklinde yazın. Jip falan değil tamam mı? Mesela ki bana şey diyor işte erkekler böyle çok sever ya jip alacağım. Hayır cip. Tamam böyle diyeceksiniz. Hadi devam. Fin, Hint, Garaz, Atölye, Atölye, Kılavuz, Yunan, Komodin, ilk Yardım mesela değil mi? İlk Yardım. Nasıl yazılacak ilk Yardım? Ayrı yazılacak ama şurada bir büyük harfle yazılması da önemli çünkü gerçekten ilk o anda yapılan bir yardımdan bahsediyorum. Doğalgazı konuşmuştuk. Doğalgaz yine ayrı yazılacak. Karnabahar mesela bu da çok güzel bir kelime. Karnabahar zannediyorlar. Genelde böyle zannediyorlar. Değil. Karnabahar. Ben hep şey derim. Severim de bu arada karnabaharı. Ama şeyini severim daha çok böyle. Yumurtalı falan kızartma. Kızartma zaten zararlı ama öyle seviyorum. Şimdi karnabahar karnınıza baharlar getiriyor. Karnınızda baharlar açıyor falan gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Mükemmel. Bak mükemmeliyetçi. çiftleyle ile yazarsanız yanlış olur arkadaşlar. Ee, bu yıllar önce bir öğrencim vardı. Hatta Boğaziçi'li şu an Türkiye derecesi yaptım. Endüstride, Boğaziçi Endüstride. Yazılıya çalışıyoruz. Yazıldan 99 aldı. Niye 99 aldın dedim mükemmelliyetçi yazmış bak tek bir hatayla bir puan kırılmış. Mükemmelliyetçi değil, mükemmelliyetçi tamam mı? Tek L ile yazıyorsunuz arkadaşlar. Mükemmelliyetçi şeklinde yazmış oluyorsunuz. Tek L'dir buna dikkat ediyorsunuz. Afilim, alerji, zarafet, özgüven mesela ayrı yazıları Kendime olan güvenimden bahsediyorum çünkü. Naçisane Mesela size naçizane sizden beklentim. Her gün paragraf sorusu çözmeniz mesela değil mi? Acizane yine burada bir düzeltme işareti. Harem selamlık. Enter parantez mesela bu da güzel bir kelime. Genelde anti parantez zannederler. Anti parantez değil, enter parantezdir. Men etmek bitişik bunu konuşmuştuk. Mahcup, hicaptan gelir. Bir şeyden utanırsanız mahcup olursunuz çünkü. Bakın kelimenin köküne hicap yani utanmaktır. Şalter yine L ile yazılır arkadaşlar. Devam edelim. Ee, yine mesela entelektüel değil yani çift L değil tek L ile yazacaksınız. Entelektüel tamam mı? Tekle ile yazmanız gerekecek. Bu da önemli ve güzel bir kelime. Yine nedir mesela? Tespih değil mi? Zatürre, zarafet, kolektif. Tekle ile mesela kolektif değil. Kolektif, tekle ile yazıyorsunuz. Hoşçakal, hükümet, kuş bakışı, gün batımı, karnabaharı konuşmuştuk. Sükutu hayale uğrattın beni. Mesela hayal kırıklığı demek. Sükutu hayal, bitişik yazıyorsun ve herhangi bir şey düzeltme işareti falan yok. Yine adale, küsur mesela kaç küsur soru çözdün gibi. Ünvan, acayip, inkılap, peşi sıra ayrı yazılıyor. Pardüsü, floresan, rastlantı. Oldu bittiği konuşmuştuk, oldu bitti bitişikti. Nedenini konuşmuştuk. Menemen, umurumda değil. Mesela umurumda değil değil. Ya yani bu şekilde yazmayacaksınız. Umurumda değil şeklinde yazmamız gerekecek arkadaşlar. Yine çok bilmiş bitişik. Fark etmez ayrı okur yazar bitişik bunların sebeplerini konuşmuştuk tekrar anlatmıyorum. Akşamüstü gerçeküstü olağanüstü bitişik ve resmi geçit yine bitişik yazıldı. Evet şapkasız çıkma mavi diyorum ve şapka kalkmada diyorum arkadaşlar. Bakın çünkü hala mı hala mı? yani babanızın kız kardeşinden bahsediyorsunuz yoksa henüz mü demek istiyorsunuz? Nar mı nar mı nar meyve demek nar ateş demek dahi dda bağlacı için kullanılır deda de bağlacını tamamlayan bir ifadedir ama dahi dediğimde deha yani zeki anlamına gelir. Yat yabancıdır yat. Mesela seni yat ediyorum. Anmak demektir. Aciz dediğimde güçsüz beceriksiz, aciz dediğimde güçsüzlük demektir. Ya da mesela adam dediğimde yokluktur. Adam insandır. Aşık bir kemiktir. Aşık aşık olma durumudur, değil mi? Dolayısıyla Buna dikkat ediyoruz. Evet ben ne demişim? Üniversitede hocamız Ademi Merkeziyetçi kelimesindeki A'yı uzatarak okuduğumuz zaman kızardı. Evet Ademi Merkeziyetçilik tarihte görürsünüz arkadaşlar. Çünkü oradaki Adem yani insandan bahsetmiyor. O yokluktan bahsediyor değil mi? Adem diye okuyacaksınız. Mesela milli, milletle ilgili ama milli eğer ki düzeltme işareti yoksa şunun üstünde ne diyeceksiniz? Milli içeren. Mesela mazur, mazeretli, maruz bir durumda etkisi de bulunan yani bir durumun etkisinde kalmış olmak. birebir etkisi kesin olan birebir karşılıklı. Mesela bekar bekar. Bekar evlenmemiş kimse bekar. Artık burada bir nota işareti. Dolayısıyla bir şapka ne kadar her şeyi değiştiriyor. Bunu da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet yine karayolu, havayolu, demiryolu, çevre yolu ayrı yazılıyor alanı ve havalimanı bitişik yazılıyor. Çağ adlarına bir dikkat etmenizi isteyeceğim. Konuştuk ama burada da böyle bir göstereyim. Şöyle bir görselli biraz daha hafızalarımızda kalsın. Orta çağ derken değil mi? Çağ adları büyük yazılıyor dedik zaten. Orta çağ, orta çağın derken yine büyük. Tanzimat dönemi derken bakın büyük. Tanzimat döneminde yükselme döneminin derken büyük yazılıyor. Ve Hindistan cevizinin C'sinin küçük, Hindistan'ın H'sinin büyük yazıldığını zaten konuştuk. Yine bir uyarımız geldi. Özel adlara getirilen yapım ekleri çoğul ve bunlardan sonra gelen ekler ayrılmaz. Konuşmuştuk zaten bunu ama şöyle farklı örneklerde görelim bir de istiyorum. Türklükte, Atatürkçüyüm, Türkçede Türkler, Türklerin bakın özel isme getirdiğiniz hiçbir çekim ekini, yapım ekini ayırmadınız. Buna dikkat ediyorsunuz. Çekim ekini ayırabilirsiniz ama bir kez yapım eki aldıysa ondan sonra getirdiğiniz çekim ekini ayırmıyorsunuz arkadaşlar. Egzoz mesela nereden geliyor? Gazozdan gibi böyle düşünebilirsiniz. Belki aklınızda bu şekilde kalabilir gazoz egzoz yani şu şekilde bir yazım bir tane egzozcu egzozcu muydu neydi artık şöyle bir şey görmüştüm böyle bir yazım vardı ya yani hepsini yazmış Siz de illa görmüşsünüz rota böyle tabelayı hangisi diye böyle bir e, kararsız kalma durumu gibi bir şey olmuş oradan. Yine ritimde iyi vardır arkadaşlar. İddia mesela bu şekilde yazılır. İddia, iddia bu şekilde değil. İddia diye yazılır. Hikaye derken yine bir düzeltme işareti olacak. Yevmiye, sömestir, laboratuvar. Bakın V ile yazacaksınız. Laboratuvar diye yazacaksınız. Buna da dikkat ediyorsunuz. Yine alacakaranlıkta ayrı yazılıyor. Evet birbiriyle karıştırılan bazı kelimeler var. Bunlar da yine e, yine ben şeyde bahsedeceğim. Bunları size ayrıca bir verdim ama anlatım bozukluğunda yine konuşacağız arkadaşlar. Ama burada da bir bahsedelim. Mesela yayın dediğimde yayımlanan kitap yayım artık bunu dağıtma süreci. Mesela yayın şu yayın bu ama bunun sizin masanıza ulaşması artık yayım oluyor. Yayımlandı yani size geldi. Süre bir olayın başı ile son arasındaki zaman süreç artık bir hareketler dizisi olacak. Delalet belirti dalalet içinde bulunabilir diyor ya Atatürk sapkınlık demek. Mahsur kuşatılmış mahzur sakınca engel demek. Nüfus toplam insan sayısı nüfuz nüfuz etmek söz geçirmek birine o anlama gelir. Çekingen, ürkek demek. Çekimser bir şey yapmaktan kaçınıyor artık çekimser bir durumda. Hak etmek, hak kazanmak. Mesela o yüzden ben size diyorum ya böyle hak etmek ayrı yazılır diyorum hak kazanmak. Ama çift K ile yazdığınızda orta ağacın ya da taşın üstüne bir şey oymaktan bahsediyorsunuz. Artık bambaşka bir anlam. O yüzden o ikisi arasındaki farkı da görmek çok çok önemli olacak arkadaşlar. Evet yine ön söz ayrı yazılacak değil mi? Yurt içi alt yazı ayrı yazılacak. Bakın hatta bir yorumda gördüm. Youtube'da hocam alt, yazını, alt yazıyı bitişik yazmışlar demişsiniz. Ne yazık ki yani lütfen YouTube'da bizim sanki bir uyarmamız mı gerekecek nasıl yaparız bilmiyorum ama alt yazı ayrı arkadaşlar. Sizin o nerede işte televizyonlarda da görüyorsunuz ya böyle özellikle haber bültenlerinde falan alt yazı onların hepsi ayrı yazılacak. Yine dil bilgisi çok güzel. Bunu da böyle bitişik görebilirsiniz dil bilgisi ayrı yazılacak. Karayolu, havayolu, çevre yolu, demiryolu, hafta sonu çok güzel bir kelime. Hafta bitti artık bakın. Haftanın sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Ayrı yazmış oluyoruz arkadaşlar. Evet soru edatını ayrı yazıyoruz. Ödevlerinizi yapıyor musunuz? dediğimde ödevler gelecek bu arada. Ödev zamanı geliyor. Dil bilgisi soru bankamızdan. Yapıyor musunuz? dediğimde ne yapıyorsunuz artık musunuzu ayrı yazıyorsunuz. Tıraşta mutlaka ı var ve bunu daha önce şöyle heykel kelimesinin arkasına saklayarak sordular arkadaşlar. Şöyle sordular ve bayağı da böyle bence görülmesi birazcık zor olabilen bir soru. Kesinlikle yanlış ne olacak mutlaka ı olmak zorunda. Devam edelim. İç içe derken şoför mesela değil mi? Şoför diye yazılacak. Şefkat diye yazılacak feyli. Şof ben. Git gide bitişik. Pardösü sarımsak. Eşofman restoran ve antrenman şeklinde yazılacak. Evet şöyle güzel. Şöyle görseller de koymak istedik. Burada e, aklınızda da kalmasını istiyorum. Doğrusu tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulmayacak arkadaşlar. Noktalama da konuşacağız ama şöyle bir gördükçe aklınızda kalsın. Hem gider hem ağlar. Bakın burada hem hem burada tekrarlı bir bağlaç Arasına kesinlikle virgül koymuyorsunuz tamam mı? Yine dediğim gibi anti parantez değil antır parantez yani sırası gelmişken bir antır parantez açayım ben. Bir söz arasında bir şunu da söyleyeyim size falan dediğimde değil mi bu şekilde yazmak gerekecek arkadaşlar. Yine düzeltme işaretinin kullanılması elzem olan sözcükler var. Elzem ne demek? Lüzum. Bakın kelimenin köküne gidelim. Ben size çok öğreteceğim bunları. Şimdi biz Arapça ve Farsçadan çok fazla kelime aldığımız için pek çok kullandığımız kelime Arapça ve Farsça. Ve onlar da e, kökten türüyorlar arkadaşlar. Önek alarak türüyorlar. Dolayısıyla müştaklarını görmek önemli. Ben de böyle geldikçe size söyleyeceğim. Edebiyat derslerini daha çok yapıyoruz ama Türkçe'de de yapacağım bu sene. Elzem bakın kelimenin köküne gidin. L, Z, M yani lüzum. Lüzum ne demek? Lüzum. Gerekli demek değil mi? Heh, gerekli. O zaman e, mutlaka siz ne yapın? Kullanın istiyorum. Mesela hal, pazar, hal, durum. Aşık, kemik, aşık, tutkun. Adet, sayı, adet, gelenek. Alem, bayrak, alem, dünya. Adem, yokluk, adem, insan. Hakim, hikmetli, hakim, egemen. Şura, şura, şu yer demek ama şura dersem danışma kurulu olmuş oluyor. Şura, e, encümeni şura, değil mi? Göreceğiz edebiyatta. Galiba tarihte de görüyorsunuz. Hadi devam. Şart eki'nden sonra da virgül koymuyoruz arkadaşlar. Tabii bir cümlede iki tane varsa ekinden sonra koyabilirsiniz ama genel manada baktığımız zaman şart ekinden sonra virgül işareti koymuyoruz diyoruz. Evet yine yapım ekinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunu konuşmuştuk ama şöyle bebeklerimiz de size bir kere daha hatırlatsın. Türkçe'yi nasıl yazılacakmış? Direkt bitişik yazılacakmış. Peki yine mesela ne diyorum? Olay saati neredeydin? Şuradaki yazım yanlışlarını bulmanızı isteyeceğim şimdi. Dil bilgisi anlatıyordum. Peki olay saatini nereden biliyorsun? Çünkü ben hep dil bilgisi anlatırım. Evet, ben genel olarak dil bilgisi anlatıyorum arkadaşlar. Neredeydin? Bakın burada bir yazım yanlışı var değil mi? Neredeydin diye yazamazsınız. Neredeydin diye yazacağım tamam mı Neredeydin diye yazacağım çok çok önemli Burada değil burada Şurada değil şurada orada değil or Orada uzun bir paragraf içerisinde Size yazım yanlışı sorabilir Bunları böyle görmenizi isteyebilir Özellikle bu kelimelere dikkat edin olur mu Burada falan kelimelerine dikkat edin Peki geldik en son ÖSYM'nin Değiştirdiği TDK'nin Değiştirdiği kelimelere Bunları çok fazla göstereceğim size Ama burada da böyle bir e, tekrar tekrar şöyle bir tabloda göstermenizi istiyorum, görmenizi istiyorum. Evet, eskilerini söylemeyelim arkadaşlar. Eskileri aklımızda kalmasın. Doğru ve yenileri konuşuyoruz. Ünvan diye yazılacak tamam mı? Ünvan. Boy, pos, yeşil, biber ayrı yazılır. Çünkü bu biber yeşil mi? Evet, biber mi? Evet, kart, k, yeni anlam yok. Ayrı yazıyorsunuz. Kayım diye yazılır. Kayım. Yeşil zeytin. Bu biber yeş bu zeytin yeşil mi? Evet. Zeytin mi? Evet. Kartik. Yeni anlam yok. Ayrı yazıyorsunuz. Hatasıyla sevabıyla. Hatasıyla sevabıyla. Bunu en son sevabıyla diye bir düzeltmeye gitmişlerdi. Ama hatasıyla sevabıyla. Buna bir bakalım arkadaşlar. En son düzeltmeye gitmişlerdi. Hemen bakalım. Bir düzeltme isteyeceğim sizden. İsteyeceğim diye anımsıyorum. Ama şöyle bir de göstermek istiyorum. Hem de daha da akılda kalsın. Hatasıyla, savabıyla. Bir baskı hatası olur. Evet, savap tamam mı arkadaşlar? Hatasıyla, savabıyla. Şöyle gösterebilirim. Ama ben de şurada... Bir kitabınızdan düzeltebilir misiniz? Hatasıyla, savabıyla şeklinde olacak bu. Tamam mı? Hatasıyla, savabıyla şeklinde olmuş olacak. Devam edelim, devam edelim. At balığı mesela ayrı yazılacak. Bu önemli arkadaşlar. At balığı ayrı yazılacak. akzambak ayrı yazılacak. Marmara ereğlisi büyük harfle M ve bitişik yazılacak. Doğu bayazıt şeklinde yazılacak. Çi börek diye yazılacak. Yakan top bitişik yazılacak çünkü bu bir oyun. Sultan efendi bitişik yazılacak. Horon tepmek ayrı yörük diye yazılacak artık yörük. Pileli, pileli etekler vardır ya önceden pililiydi değiştirdiler ve doğru olanı bu zaten. Biz de pileli diyoruz halk arasında da böyle söyleniyor. Pileli şeklinde yazılacak. Gök soğan ayrı yazılacak. Ek eylem. Arada bir kısa çizgi var. Ek fiil arada bir kısa çizgi var. Yeşil çay ayrı, yeşil alan ayrı, yeşil soğan ayrı, akça armut bir teşek yazılacak. Allah müstehakkını versin e, şeklinde yazılacak. Hasır altı etmek, örtbas etmek zaten evet ayrı yazılmış. E, küme düşürmek de yine nasıl yazılacak arkadaşlar? Ayrı yazılmış olacak. Evet Allah müstahakını versin ne demek? Bir onu size de bir sormak isterim. Şurada da bir tekrar bir, bir ölçüşeceğim hemen. Allah müstahakını versin. Ama bunu vermemişler. Bunu ben aldım yani o değişikliğin içerisinde almıştım. Müs, müste hakkını versin diye düzeltmişlerdi. Bazen de şey yapıyorlar. Burada vermiyor mesela arkadaşlar. Mesela Allah müste versin diye burada düzeltmiş normalde ama... E, bunu da kendileri açıklamada vermişti. Yine bir değişiklik olursa konuşuruz ama bu haliyle bilebilirsiniz. Peki tekrar vermemişler. Evet ne diyoruz? TDK'ye bakmaya gerek yok. Ezber yapmaya da gerek yok ki artık hayat kurtarmaya devam ediyor. Ama son yıllarda hep böyle bitişik ayrı yazılımları sordukları için bu yeşil biberler, yeşil zeytinler biraz daha bizim dikkatimizi çekmeli. Hani hatasıyla, savabıyla çok böyle sorulacak gibi değil ya da mesela ne olsun işte çi börek çok böyle sorulacak gibi değil ama yakan top olabilir. Çünkü artık burada oyun. Birebir teknikle çözeceğiniz, k-teknimizde çözeceğiniz sorular geliyor son iki yıldır. Mesela başka ne olur? Yeşil soğan bu. Soğan yeşil mi? Evet. Soğan mı? Evet gibi. O yüzden ayrı yazdık. O yüzden bu şeylere, bu kelimelere bu tarz teknik kurallara baksak biraz daha e, doğru olacak. Biraz daha işimiz kolaylaşmış olacak arkadaşlar. Peki, 2025 TYT Türkçe çıkabilecek kelimeler. Ben bir de bunları bir derledim. Bunu da bir yapalım. Ondan sonra bir sonraki dersimizde, bugün iki dersimiz var ya bir sonraki dersimizde yine uygulamalara geçmek istiyorum ama bir şu benim beklediğim soru yakalama potansiyeli olduğumuz kelimeleri de bir görmüş olalım. Evet alçak gönüllü arkadaşlar nasıl yazılır? Alçak gönüllü ayrı yazılır. Gerçekten gönlü alçak, mütevazi bir kimseden bahsediyorum. Yeni bir anlam oluşturmadım. Ayrı yazmış oluyorum. Birir kişiyi konuşmuştuk. Bir meslek grubu olduğu için birir kişiyi bitişik yazdık. Sağduyu bitişik yazılır. Bakın bu kelimeler çok önemli. Bu kelimelerden soru gelebilir. Dikkat ediyorsunuz. Sağduyu bitişik yazılıyor arkadaşlar. Aklı selim yine bitişik yazılıyor. Mahcup şeklinde yazılıyor. hicaptan geliyor geçen seneden farklı bu arada bunları hep yeniledik, hep güncellediğimiz kısımlar. Onu söyleyeyim. Geçen senenin kitabı varsa önünüzde bunları mutlaka ekleyin. Öz çekim derken bakın öz çekim kendimi çekiyorum, değil mi? Bakayım gösterebilecek. Ay dur. Kendimi de çekebilirim. Mesela burada siz de olsanız sizi de çekebilirim. Sadece kendimi çekmek değil, bir fotoğraflama stilinden bahsediyorum. O yüzden yine bu bitişik yazılıyor. Çengelköy ilçesi i küçük yazılıyor. Güneydoğusu mesela bitişik yazılıyor. Ayder Yaylası A büyük Y büyük yazılıyor. Günübirlik mesela bu işleri günübirlik yapıyordu bitişik yazılıyor. Yanı sıra ayrı yazılıyor. Birkaç bitişik yazılıyor. Bin bir, bunu zaten bağlamlı konuştuk. Bin bir türlü derdi vardı bitişik yazılıyor. SGKY dedik, bu da yine bitişi şey K yazılacak. Baş parmak yine bitişik yazılacak. Dülger balığı ayrı yazılacak. Neden? Bu balık dülger mi? Hayır ama balık mı? Evet ayrı yazıldı. Artık bunları sürekli tekrar etmiyorum. İyice oturdu diye düşünüyorum birdenbire bir rakamı ya da bir rakamından bahsettiniz mi burada? Hayır. Siz burada aniden demek istiyorsunuz. Kart K'de yepyeni bir anlam var ve kural 2'den yazdığınız için yine birden bire bitişik yazılacak arkadaşlar. Suçüstü yakaladım onu. Bitişik yazıyorum. Yazar kasa yine bizim sevdiğimiz kelimelerden bir tanesi. Ayrı yazıyorum. Beş taş artık bir oyun. Bitişik yazıyorum. Eloğlu konuştuk bunu nedir? Yine bitişik yazılır sebebinde konuşmuştuk. Van kedisi derken V büyük, K küçük yazılıyor. Evet yine iki noktadan sonra gelen ifade eğer cümle niteliğindeyse büyük harfle başlar. Fakat belirsiz sayıda örneği ifade ediyorsa küçük harfle başlayacak. Mesela arkadaşlar Sultanahmet Meydanı'nda birçok şey dikkati çeker. Mağazalar, dükkanlar, parklar, bahçeler, heykeller bazen bu kurallarda sorulabiliyor dikkat edin. Belirsiz sayıda örnekler devam etmiş değil mi? Yani bir cümle niteliği görmüyorsunuz. Örnekler belirsiz sayıda devam etmiş. O zaman biz burada ne kullanıyoruz artık küçük harf kullanmış oluyoruz tamam mı küçük harf kullanmamızın temel sebebi bu oluyor devam edelim göz önünde tutulmak ayrı yazılıyor Orta Doğu O'su ve D'si büyük LGS'de çıktı bu sene güzel bir kelime dahil olmak derken dahil olmak orada bir şapka kullanılıyor şu çok güzel ya 30 dakika sonra oradayım eğer o dakikadan sonra nokta koymazsanız yandı gülüm keten elma bak yazım yanlışı öyle bir paragrafın içinde sorarlar ki göremezsiniz arkadaşlar dikkat 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 diyorum 30 dakika mesela size böyle verseydi bu kesinlikle yazım yanlışıydı burada kesinlikle nokta olmak zorunda sıvı yağ ayrı yazılır diyorum kuru yemiş ayrı yazılır İş bitirici çok güzel benim sevdiğim bir kelime o işi bitiriyor ya yeni bir anlam yok ki K artı K kural birden yazdım yeni anlam yok. Yapı taşı ayrı yazılır. Üst yönetim ayrı yazılır. Ana işim değil mi yeni anlam yok ayrı. Bugün bitişik yine şu çok güzel Karaköy sahilinden. O, o sahilin ismi Karaköy sahili. O yüzden sahilin sesi büyük. Eğer Karaköy sahilindeki S küçük olursa yazım yanlışı olur diyoruz arkadaşlar. Sere serpe ayrı yazılır diyorum. Düşe kalka ayrı yazılır. Art arda şeklinde yazılır. Yüz yüze yeni bir anlam yok ki artık K'de ayrı yazıyorsunuz. Bu yemeği yapmak için birebir ölçü kullanmalıyım. Bakın birebir yeni bir anlam yok ayrı yazıyorum. Ajitasyon J'li yazıyorum. Afili fili yalnızlık değil mi böyle bir şarkı vardı oradan aklınızda kalabilir tek L ile yazıyorsunuz adale şeklinde yazıyorsunuz acente acayip mesela Y harfi vardır mutlaka öğretmen evi bitişik yazılacak duvarların renginin fil dişi olmasını istiyordu bakın fil dişi artık bitişik yazılacak çünkü k artı k yepyeni bir anlam bir renkten bahsediyorsunuz filden ya da dişten bahsetmediniz okur yazar bitişik kuru yemiş ayrı yazılacak karayolu yine ayrı yazılacak arkadaşlar Dizüstü bilgisayar çok güzel bir örnek. Artık bir bilgisayar tarzından bahsediyorum. Mesela bunlar masaüstü, bir de bir dizüstü var. O yüzden bitişik yazılacak. Dizüstü dikkat ediyorsunuz. Sıra dışını konuşmuştuk. O sıranın dışında olmaktan bahsediyorum. Öngörmek bitişik, başvurmak bitişik. Var eder ayrı yazılır. Yine anlam yok ki. Tam takır, tam takır bitişik yazılır bir pekiştirme var çünkü fark etmek ayrı yazılır. Galatasaray Lisesi'nde derken ayırmıyorum çünkü bir kurum adı olduğu için ayırmıyorum. Fütursuz, fütursuzca falan derler. O yüzden orada da herhangi bir eee yok. Mesela fütürsüz, fütür, fütursuz, fut Futursuz falan mı derler? Söylerken mesela fütursuz derler. Evet daha çok ikincide de iyilik kullanılır. Eğer böyle bir kullanım varsa yanlış olur. Fütursuz olacak. Pek çok ayrı yazılacak. Yine en sevdiği tatlı tavuk göğsüydü dedim. Ve ben size tavuk göğsünü gösterdim. Artık bir tatlıdan bahsettiğim için bitişik yazdım. Dokuz taş derken bir oyundan bahsettim bitişik yazdım. Bahçemizde çalı kuşu vardı derken bu kuş çalı mı hayır? Kuş mu evet? Kelimelerden iki anlamını kaybetti. İkincisi koruyor ayrı yazdık. İş birliği ayrı yazılır. Çünkü bir iş var ve birlik halindeyiz. Yeni bir anlam oluşturmadık. Kural birden yazdık. Ayrı yazıldım. Köşe başı bitişik. ikindi üzeri bitişik. Antik Yunan tanrılarını konuşmuştuk. Tanrının tesi küçük. Amca zade bitişik. Usta başı bitişik. Çetin cevizi konuşmuştuk değil mi? Çetin ceviz eski toprak çöpsüz üzüm. Bunlar ayrı yazılıyordu. Vazgeçmek bitişik. Keçi yolu. Ayrı yazılacak hafta sonu bakın bu haftanın sonundayım artık ayrı mahsul genelde şöyle görürsünüz mahsul bu mahsulleri topla yanlış işte böyle görürsen yanlış o mahsuldür çünkü hasıl ettiğini ortaya çıkardığın anlamındadır yine işbirliği ayrı ve süre gelmek bitişik yazılacak diyorum yine böyle 2025 TYT'de hadi şöyle bir kelimeleri yakalayalım istiyorum arkadaşlar güzel bir uygulama oldu bu da yeni koyduğumuz bir uygulama. Evet, bugünün ikinci dersinde sayfa 40'tan devam edeceğiz. Siz ikinci derse kadar hatta bence şu örnekleri yapsanız tadından yanmaz. O kadar güzel olur ki 1 saat 14 dakika olmuş bile. Nasıldı? Çok benim için çok hızlı geçiyor bu arada. Ben burada böyle 2 saat bile size ders anlatırım, 3 saat bile anlatırım ama herhalde böyle bir saatlik falan dersler gayet tadında. Bölmek istemiyorum. Çünkü öyle bir akışta gidiyoruz. O akışı çok bölünce çok olmuyor arkadaşlar. Bir kendinizi kaptırıp gittikten sonra zaten devamı gelmiş oluyor. Evet günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayet ersin. Kuşkonmaz nasıl yazılır? Bağlamı da vereceğim. Omleti kuşkonmaz olmadan yemezdi. Ya da kuşkonmazla omlet severdi. Oradaki kuşkonmaz nasıl yazılır? Kart tekniğimize göre yazın bakalım. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derste günün ikinci dersinde görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman bizim.